Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir deney düzeneğinde bağımlı, bağımsız kontrol değişkenlerini nasıl bulabileceğimizi ve bu bağımlı, bağımsız kontrol değişkenleriyle ile ilgili bol bol örnek çözümü yapacağız. Yaptığımız deneylerde sonuca ulaşabilmek için değiştirdiğimiz ya da sabit tuttuğumuz her şey değişken olarak adlandırılır arkadaşlar. 3 çeşit değişkenimiz var değişken. Bunlar bağımsız değişken, bağımlı değişken ve kontrol değişkeni. Arkadaşlar bağımsız değişken deneyde bizim değiştirdiğimiz değişkendir. Bağımlı değişken bizim değiştirdiğimizle değişen, yani bizim değiştirdiğimizden etkilenen değişkendir. Kontrol değişkeni ise arkadaşlar deney esnasında miktarı değiştirilmeyen değişkendir. Biz deney sorularında arkadaşlar ilk önce bağımsız değişkeni bularak başlayacağız. Şöyle kısaca bir tekrar edelim. Kontrollü deneylerdeki değişkenler bir deneyde özellikleri değiştirilebilir olan etkenlere değişken diyoruz arkadaşlar. Değişkenler 3 tane. Bağımsız değişken, değiştirdiğimiz değişkendir. Bağımsız değişken 1 adettir arkadaşlar. Bunu unutmayacağız. Bizim değiştirdiğimiz değişkendir ve 1 adettir. Öncelikle biz bağımsız değişkeni bulacağız kontrollü deney sorularında. İkinci bağımlı değişken arkadaşlar. Bağımsız değişkenin etkisiyle değişir. Arkadaşlar bu da bir tanedir. Bağımsız değişkenin etkisiyle değişen değişkendir. Birazdan örnekleri de daha iyi anlatacağım. Daha iyi anlayacaksınız. 3. Kontrol edilen değişken, sabit tutulan değişken de denir arkadaşlar. Değiştirilmez, sabit tutulur, araştırma konusu değildir arkadaşlar. Bir veya birden fazla sabit değişken olabilir. Örneğin arkadaşlar, sütün bozulmasına sıcaklığın etkisini kontrollü deney gözlemlemek istiyoruz. Aynı marka, aynı miktar, aynı hava ortamı ve benzeri değişkenler aynı tutularak özdeş iki kaba süt konulur. Birinci kaptaki süt 5 santigrat derecede, ikinci kaptaki süt ise 30 santigrat derecede tutulur. Burada arkadaşlar, deneyi yapan kişinin değiştirdiği bağımsız değişkenimiz sıcaklık. Yani bizim değiştirdiğimiz etken sıcaklık. Bağımlı değişkenimiz ne olur arkadaşlar? Sütün bozulması. Bakın biz ne yaptık? Sütün bozulmasına. Burada zaten diyor, bulmada zorlanmamamız için sütün bozulmasına sıcaklığın etkisi diyorsa biz neyi değiştireceğiz arkadaşlar? Sıcaklığı değiştirip sütün bozulmasını gözlemleyeceğiz. Bakın bizim değiştirdiğimizle etkilenen. Biz sıcaklığı değiştirdiğimizde sütte ne etkileniyor? Bozulması. Arkadaşlar sütün bozulmasını etken olan nedir? Üretilen bakteri sayısı. Peki sabit tutulan değişkenimiz ne? Süt miktarı, markası yani cinsi, konulduğu kap, havası ve benzeri her şey sabit tutuluyor. Bu şekilde deneyler yapılıyor arkadaşlar. Deney için gerekli malzemeler 2 adet çay bardağı, çay, 2 adet çay kaşığı, 3 adet küp şeker alalım. Deneyin yapılışı. Öğretmenimiz ya da büyüğümüzün yardımıyla bardaklara aynı demlikten eşit miktarda çay koyalım. Birinci bardağa bir küp şeker, ikinci bardağa ise 2 küp şeker atalım. Arkadaşlar bakın biz ne yaptık? Değiştirdiğimiz ne? 1 küp şeker, 2 küp şeker. O halde biz neyi değiştirdik? Burada bağımsız değişkenimiz nedir? Şeker sayısıdır. Peki biz şeker sayısını değiştirdiğimizde değişen ne olacaktır? Bağımlı değişken, kontrol değişkeni ise değiştirmediklerimiz olacaktır. Devam edelim. Kaşıklar yardımıyla bardakları karıştırarak her iki bardaktaki şekerlerin tamamının çözülmesini sağlayalım. Bardaktaki çayların tadına bakalım. Aşağıdaki soruları cevaplayalım. Şimdi arkadaşlar biz küp şeker sayısını değiştirdiğimizde değişen ne olacaktır? Tadı. Yani bağımlı değişkenimiz bizim değiştirdiğimizden etkilenen değişken çayların tadı olacaktır arkadaşlar. Biz bu deneyde kontrol ettiğimiz değişkenler nedir? Çay arkadaşlar aynı demlikten aynı miktarda çay koyuyoruz. Bizim kontrol değişkenimiz ise çaydır arkadaşlar. Örneklerle devam edelim. Arkadaşlar 3 tane deney düzeneği kurmuşuz. Biz bu deney düzeneklerinde öncelikle
ampul sayısı aynı. Pi sayılarına bakıyoruz. Değiştirmişiz. Pi sayısını arttırmışız. Peki bu deneyde bizim değiştirdiğimiz değişken neydi? Bağımsız değişkendi. Neyi değiştirdik biz? Pi sayısını. Peki pi sayısını değiştirdiğimizde bakın şurada az yanmış. Şuraya bakıyoruz biraz daha parlak yanmış. Şurada çok parlak yanmış. Biz pi sayısını değiştirdiğimizde etkilen ney ne? Ampulün parlaklığı. O halde bağımlı değişkenimiz nedir? Ampul parlaklığı. Peki bu deneyde sabit tuttuğumuz, değiştirmediğimiz ne? Lamba sayısı. Bakın her üç düzenekte de lamba sayısı değişmemiş arkadaşlar. O halde kontrol değişkenimiz de lamba sayısı olur. Bu deneyimizde de biz birinci düzeneğimizde bir ampul, ikinci düzeneğimizde iki ampul, üçüncü düzeneğimizde üç ampul koymuşuz. Yani deneyi yapan kişi neyi değiştirmiş? Lamba sayısını değiştirmiş. Bağımsız değişkenimiz ne olur? Deneyi yapan kişinin değiştirdiğine bağımsız değişken diyorduk. İlk önce bağımsız değişkeni buluyorduk. Lamba sayısı. O halde biz lamba sayısını arttırdığımızda ne olmuş? Şuraya bir bakar mıyız? Burası çok parlak. Biraz daha parlaklık azalmış. Bakın burada parlaklık çok çok daha azalmış. O halde lamba sayısı arttıkça ne azalmış? Ampulün parlaklığı. Biz neyi değiştirdik? Lamba sayısını. Etkilenen ne oldu? Lamba parlaklığı. O halde bizim değiştirdiğimizden etkilenen değişken ne oldu? Lamba parlaklığı. Yani bağımlı değişkenimiz lamba parlaklığı oldu. Peki biz bu deneyde neyi sabit tuttuk? Neyi değiştirmedik? Bakın her üç deneyde de bir pilimiz var. Kontrol edilen değişkende pil sayısı olur arkadaşlar. Arkadaşlar özdeş üreteç, ampul ve iletken teller kullanılarak önce birinci devre ardından ikinci devre kurulup parlaklıkları gözlemleniyor. Yapılan deneyde kullanılan değişkenler ve ampulün parlaklıkları ile ilgili sınıflandırmalar hangisinde doğrudur? Arkadaşlar bakıyoruz deneyimizde ilk önce bağımsız değişkeni buluyorduk. Bir pil. Biz pili değiştirmemişiz. Neyi değiştirmişiz? Ampul sayısını azaltmışız. Yani bizim değiştirdiğimiz ne? Ampul sayısı. Bağımsız değişkenimiz ampul sayısı diyor. Pil sayısı değil, ampul sayısı, ampul parlaklığı değil. A ve D şıkkını eledim. Bizim değiştirdiğimiz değişken ampul sayısı. Peki ampul sayısını azaltmışım. Azaltırsam ne olur? Ampulün parlaklığı değişir. Ampul parlaklığı. Bakıyorum ikisinde de aynı. Silemiyorum. Peki ampul sayısı azalırsa ne olur arkadaşlar? Ampul parlaklığı artar. O halde cevabım ne olacak? B şıkkı olacak arkadaşlar. Buna göre tüm ifadeler doğru değerlendirilen öğrenci hangi çıkışa ulaşır? Yukarıdaki dallanmış ağaç etkinliğinde verilen ifadeleri de doğru ise D, yanlış ise Y yönünde ilerlenecektir. Bir deneyde miktarı bizim tarafımızdan değiştirilen değişken bağımsız değişkendir. Doğru. Bağımsız değişkenden etkilenen değişken bağımlı değişkendir. Doğru. O halde birinci çıkış olacak cevabımız A şıkkı. Yine düzenekler kurulmuş arkadaşlar. Bağımlı değişken, bağımsız değişken ve kontrol değişkenlerini bulunuz demiş. Bakıyoruz arkadaşlar deneyimize. Birinci düzenekte bir pil, bir ampul, bir anahtar. İkinci düzenekte iki pil. Bakın burada bir pil, burada iki pil. Bir ampul, bir anahtar var. Arkadaşlar biz neyi değiştirmişiz? Pil sayısını. Peki pil sayısını arttırdığımızda ne olur? Ampul parlaklığı artar. O halde biz pil sayısını değiştirmişiz. Bundan etkilenen ne olacaktır? Ampul parlaklığı. Yani bağımlı değişkenimiz ampul parlaklığı olacaktır. Bizim değiştirdiğimiz bağımsız değişkendi. O halde pil sayısı da bağımsız değişkendir. Değişmeyen de ne arkadaşlar? Ampul sayısı ve anahtar sayısı. Bakalım bağımlı değişkenimiz ampul parlaklığı, bağımsız değişkenimiz pil sayısı yani bizim değiştirdiğimiz değişken, kontrol değişkeni değiştirmediğimiz sabit tuttuklarımız ise anahtar sayısı ve ampul sayısıdır. Yine düzenek kurulmuş iki tane arkadaşlar bağımlı bağımsız kontrol değişkenlerini bulunuz diyor. Öncelikle arkadaşlar bakıyoruz biz neyi değiştirmişiz? Burada bir ampul, burada iki tane ampulümüz var.
Arkadaşlar biz ampul sayısını arttırmışız. Peki ampul sayısı artarsa ne değişir? Ampulün parlaklığı azalır. Bizim değiştirdiğimizden etkilenen nedir? Ampul parlaklığıdır. O halde bağımlı değişkenimiz ampul parlaklığı. Biz neyi değiştirdik arkadaşlar? Ampul sayısını değiştirdik. Bağımsız değişkenimiz ampul sayısı. Peki biz bu deneyde neyi değiştirmedik, sabit tuttuk? Pil sayısı ve anahtar sayısını değiştirmedik arkadaşlar. Ampul ve piller özdeş olduğuna göre bağımlı, bağımsız, sabit tutulan değişkenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Elektrik devresinde sadece pil sayısını değiştirerek. Arkadaşlar bakın, pil sayısını değiştirerek diyor. Burada hemen biz ne yapacağız? Deneyi yapan kişiyi neyi değiştirmiş? Pil sayısı. Yani bağımsız değişkenimiz ne olacak? Pil sayısı olacak. Ampullerin parlaklık durumları. Bizim değiştirdiğimizde etkilenen ne? Ampulün parlaklığı. O halde bağımlı değişkenimiz de ampul parlaklığı olacak. Peki devrede değiştirmediğimiz ne? Ampul sayısını ne yaptık? Bakın değiştirmedik. Pil sayısını arttırdığımızda ampul parlaklığını gözlemledik. O halde bağımlı değişkenimiz parlaklık. Pil sayısı olmaz, ampul sayısı olmaz, parlaklık. Bağımsız değişkenimiz, biz neyi değiştirdik? Pil sayısını değiştirdik. Pil sayısı olacak. Burada ampul sayısı dediği için yanlış. Cevabımız ne olacaktı? Pil sayısı. Ve sabit tutulan değişken ne? Değiştirilmeyen değişken de ampul sayısı. Cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Yine bir bağımlı bağımsız değişken sorusuyla devam edelim. Buna göre bu deneyde bağımsız değişken ve bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Arkadaşlar bağımsız değişkenimiz, yani bizim değiştirdiğimiz değişkenimiz ne? Bakın 2 lamba, 1 lamba, pil sayısı sabit, anahtar sayısı sabit. Biz neyi değiştirdik arkadaşlar? Lamba sayısını. Bağımsız değişkenimiz lamba sayısı olacak. Sildim. Peki ben lamba sayısını azalttığımda ne değişir? Ampulün parlaklığı artar. Yani ampul parlaklığı değişir. O halde bağımlı değişkenim ne olacaktır arkadaşlar? Ampul parlaklığı olacaktır. O halde cevabımız ne olacaktır? D şıkkı. Bir öğrenci sırasıyla yukarıdaki devrede kurarak lamba parlaklığı ile ilgili deney yapıyor. Buna göre bu devrede devreyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Arkadaşlar devremize bakalım. Burada bir pil, burada iki pil. Deney yapan kişi neyi değiştirmiş? Pil sayısını. O halde bağımsız değişkenimiz pil sayısı. Peki pil sayısı artarsa ne olur arkadaşlar? Ampul parlaklığı artar. Bizim değiştirdiğimizden etkilenen ne? Ampul parlaklığı. O halde ampul parlaklığı bağımlı değişkenimiz. Değiştirmediklerimizde yani ampul sayısıyla anahtar sayısı kontrol değişkenidir. Bakalım. Pil sayısı bağımsız değişkendir. Arkadaşlar bizim değiştirdiğimiz değişkendi bağımsız değişken. Pil sayısıdır. Doğru. Lamba sayısı bağımsız değişkendir. Hayır, lamba sayısı sabit değişkendir. Cevabımız B şıkkı. Lamba parlaklığı bağımlı değişkendir. Evet, biz pil sayısını değiştirdiğimizde ampul parlaklığı etkilendiği için, yani ampul parlaklığı arttığı için bağımlı değişkenimiz ampul parlaklığıdır. Doğru. Anahtar sayısı kontrol değişkenidir. Bakıyoruz sabit tutulmuş her iki deneyde de, bu da doğru. Hangisi söylenemez diyor. Cevabımız B şıkkı. Arkadaşlar yine bir deney sorusu. Çok güzel bir deney sorusu. Bakın bu deney sorusu 2019 bursluluk sorusunda çıkmış. Bir öğretmen çözünme hızına etki eden faktörlerden birinin gözlemlemeleri amacıyla öğrencilere deney düzeneği oluşturmalarını istiyor. Onun için öğrencilere tablodaki değişkenleri veriyor. Arkadaşlar öğretmen neyi gözlemlemek istemiş? Çözünme hızını. Peki bağımsız değişken, yani çözünen maddenin tanecik boyutunu değiştirin demiş. Ve tanecik boyutunu değiştirdiği zaman çözünme hızına etkisini gözlemlemek istemiş. Ve kontrol değişkende cinsini, miktarını, sıcaklığını ve maddenin cinsini sabit tutmuş. O halde arkadaşlar hangi öğrencilerin oluşturdukları aşağıdaki deney düzeneklerinden hangisi verilen deney değişkenlerine uygun hazırlamıştır? Hangi öğrencimiz uygun hazırlamış? A şıkkındaki öğrencimize bakalım. Arkadaşlar bağımsız değişken, yani bizim değiştireceğimiz değişken neydi? Tanecik boyutu. Bakıyoruz küp şeker, toz şeker. Tanecik boyutumuz farklı. Evet,
Ama bakıyoruz maddenin cinsi, yani zeytinyağı, su, iki tane değişken olduğu zaman ben tanecik boyutunun dan mı çözünme hızını etki ettiğini, yoksa sıvının cinsinin mi çözünme hızı etkittiğini anlayamam. O halde bu deneyde tanecik boyutunun çözünme hızını ne yapamam? Anlayamayacağım için A şıkkını eliyorum. Peki ikinci deney düzeneğinden ben bunu anlayabilir miyim? Küp şeker, toz şeker. Evet, tanecik boyutu farklı. Su, su. Evet, farklı. Bir de ne farklı? Sıcaklık da farklı. Arkadaşlar, sıcaklık ne olmalı? Bakın, sabit tutulmalı diyor. Sıcaklığı da değiştirmiş. Peki ben çözünme hızına sıcaklığın mı yoksa tanecik boyutunun mu etki olduğunun, hangisinin etki olduğunu anlayamayacağım için iki tane ne olmaz? Bağımsız değişken olmaz. O halde B şıkkını da eledim. Bir deneyde sadece bir tane değiştirilen değişken, bağımsız değişken olur arkadaşlar. C şıkkına bakıyorum arkadaşlar. Toz şeker, toz şeker. Hayır, tanecik boyutu aynı. Ben tanecik boyutunu değiştirmem gerekiyordu. Burada tanecik boyutunu değiştirmemişim, o halde C şıkkı da olmaz. D şıkkına bakıyorum arkadaşlar. Küp şeker, toz şeker. Tanecik boyutları farklı. Su, su. 20 santigrat derece, 20 santigrat derece. Evet, ben bu deneyi yaptığımda tanecik boyutunun çözünme hızına etkisini, yani şekerin suda çözünme hızını, hangisinin daha erken çözüneceğini araştırabilirim. O halde uygun hazırlanan deney düzeneği nedir? D şıkkıdır arkadaşlar. Yine bir öğrenci aynı özellikte 4 sarsı bitkisi alıyor. Bunları aşağıdaki gibi aynı yerden aldığı toprakla dolu aynı büyüklükte saksılara ekip aşağıdaki şartları sağlıyor. Arkadaşlar, aynı saksı, aynı toprak, aynı bitki, aynı büyüklükteki bitkiye bakıyoruz, aynı miktarda su vermiş fakat neyi farklı? Yani bağımsız değişken ne? Sıcaklıkları. Bakın, 10 santigrat, 18, 24, 33. Buna göre öğrenci bitki gelişimine aşağıdakilerden hangisinin etkisini incelemektedir? Arkadaşlar, burada bağımsız değişkeni soruyor. Yani etkisine, neyin etkisini, bizim değiştirdiğimiz değişkeni soruyor. Biz burada neyi değiştirdik arkadaşlar? Bakın, sıcaklıkları değiştirdik. O halde biz burada bitki gelişimine sıcaklığın etkisini, ortam sıcaklığının etkisini gözlemlemek istediğimiz için cevabımız ne olacaktır? A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Dersimiz burada sona erdi. Beni dinlediğin için teşekkürler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.